Şimdi recap demo gerçekleştirelim. Ara ara böyle recap demolar yapacağız arkadaşlar. Yani daha önce gördüğümüz konuları da içerisine almaya çalışan örnekler yapacağız. New file deyip bunları biliyorsunuz artık. Recap demo 1.py. İlk recap demomuz olacak. Şöyle burayı da büyütüyorum. Conditional'sı yes diyerek kapatıyorum. Şuraya geldim arkadaşlar. Şöyle ki ben bir tane liste oluşturacağım. Şöyle yavaş yavaş böyle İngilizce tanımlar da yapmaya başlayalım. Lights, ışıklar yani. Şöyle geldim bir liste oluşturuyorum. Işıklarda neler var? İşte kırmızı var. Sarı var. Bir de yeşil var. Bakın burada şöyle diyorum. Current light. Mevcut ışık. Yani şu an yanan ışık. Lights'ın sıfır. Yani ben bunu yazdırmaya çalıştığımda ne olacak? Print. Şöyle current light dediğim zaman. Current light dediğim zaman. Şöyle şurayı da bir temizleyelim ki daha temiz görelim. Bakın red olarak gördüm burayı. Kırmızı olarak gördüm. Güzel. Artık ben buradan yürüyebilirim. Şöyle diyorum. Eğer if current light eşit eşittir red ise, yani şu anki ışık kırmızı ise iki nokta bırakıyorum. O zaman print stop. Dur. Bakın şöyle çalıştırdığım zaman bunu bakın red ise bakın red dolayısıyla stop durumu çalıştı. Ama current light örneğin yellow olsaydı yani durmasını gerektiren bir durum yok. Sadece yellow dedi. Evet. Yine sıfıra çekiyorum. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Yine bir kod yazacağım. Şöyle enter dediğimde şöyle bir geri backspace'e yani geri tuşuna basıyorum. Current light red değil de yellow ise ready. Yani hazırlan diyoruz. Aynı mantıkla şöyle red, yellow, green ise burada da go diyoruz. Yani git. Evet bunu çalıştırdığım zaman bakın red stop şeklinde. Bakın bu bize hep bir veri kaynağından gelecek. Diyelim ki veri kaynağından gelen değere göre sarı geldi. O zaman bakın ready. Veri kaynağından gelen değere göre yeşil geldi. O zaman da go olacak. Evet bu şekilde basit bir if örneğini trafik ışıklarıyla yapmış olduk arkadaşlar.